sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum. Belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah